Merhaba arkadaşlar. Sizlerle paylaştığım kurt videosunda da bahsetmiştim. Köpeğimiz gümüş. Komşumuzun katırını yaklaşık 3 gün öldükten sonra şu anda izlediğiniz yerde beklemiş. 3-4 günün ardındansa kurtlar katırı yemeye gelince katırı bırakıp oradan ayrılmış. Tabi devamında ara ara gelip tekrardan katırı kontrol etmişti. Ama o zaman belli bir kısmını parçalamışlardı. Videoda da görenleriniz olmuştur belki izleyenler için. Ve bu videoyu paylaştıktan sonra birçok arkadaş yani gümüş iyi bir köpek olsaydı işte o kurtlar oraya yaklaştırmazdı vesaire gibi ithamları oldu. Bu zamana kadar YouTube veya başka diğer sosyal paylaşım platformlarında köpeklerin veya işte kangalların kurt boğup boğamayacağına dair birçok video paylaşılmış. Bu konuda merakı olanlar da zaten illaki denk gelip izlemişlerdir. İşte belli bir kısım kangalların kurtları boğabileceğini, diğer belli bir kısımsa kurtların kangalları alt edebileceğine inanıyor. Şu zamana kadar hani ben bu konuda böyle çoğunluğun bir görüşte fikir birliğine vardığını görmedim. Biz de yaklaşık 12-13 yıldır köpek saklıyoruz. Ve ölen köpeğimiz Sivas Kangal'dan getirmiştik Yaman. Birçok kez kurtlarla mücadeleye girmişti. Hatta bir keresinde evin önünde 7 tane kurdun saldırısına uğramıştı. Fakat herhangi bir yara almadan kurt saldırısını bertaraf etmişti. Fakat yani o, o köpeğimiz 11 sene yaşadı. Ama biz yani o zamana kadar 11 sene içinde kurt kovaladığına çok şahit olduk. Komşularımız da anlattı. Fakat boğduğunu açıkçası hiç şahit olmadık. Şu anda da zaten soldaki ölen köpeğimiz Yaman. Benim kurt görüntülerini izlerken dikkatimi çeken kurtlar böyle sürekli temkinli yaklaşıyorlar. Yani biri mesela et koparırken bakın dikkat etmişsinizdir belki sizde. Biri et koparırken diğeri etrafı gözetliyor. Yani aynı anda ikisinin de ete giriştiğini ben çok görmedim. Yani bu hayvanlar böyle en ufak bir ses veya görüntü aldıklarında kaçacakları belli. Yani buraya sadece karnını doyurup gitmek için gelmişler. Çok saldırma taraftarı değiller. Köpeğimiz de büyük bir ihtimal yani şu anda Kurtların bulunduğu yere girmiş olsaydı kurtlar eti bırakıp kaçacaklardı. Köpeğe saldırdıklarını, saldıracaklarını ben tahmin etmiyorum. Fakat denk geldiğimiz köpek kurt karşılaşmalarında da şu anda sol taraftaki köpeğin üstünde de görüyorsunuz boynunda. Bizim Hıştı diye isimlendirdiğimiz dikenli tasmalardan mevcut. Köpekler kurtlara karşı bu durumda avantaj sağlıyor. Tabii Anadolu'da çok güzel köpekler de var. Fakat benim düşüncem kurtların köpeklere karşı her defasında 1-0 önde başlayacakları. Sizler de bu durumla ilgili yorumlarda fikrinizi yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.